Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Wild Rift, yani Wild Rift mi, Wild Rift mi, daha tam nasıl okunuşunu çözemediğim oyunu nasıl indirip kurabilirsiniz, nasıl oynayabilirsiniz onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan bir adet like bırakırsanız çok güzel olur. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da bana destek olabilirsiniz efendim. İlk önce beni takip eden tayfaya bir şey sormak istiyorum. Mesela siz Wild Rift'te oynayacak mısınız? Ya da işte mesela PUBG Mobile bırakıp Wild Rift oynayacak mısınız? Ona göre ben de kanalımda yeni değişiklikler yapmak istiyorum. Mesela hani PUBG'den bakıp Wild Rift'e dönecek bir kitle varsa, mesela bir gün PUBG bir gün Wild Rift videosu olabilir. Ben ikinci kanal açmayı düşünmüyorum diğer yayıncılar gibi. Tek kanalda bir gün ondan bir gün ondan atmayı planlıyorum. Hani sizin isteğinize göre bu videolar gelecek. Onları da yorumlar kısmına yazarsanız güzel olur diyorum. Ve hani bu oyun ne kadar içerik üretilir bilmiyorum. Bana kalırsa birazcık bu hani yayınlarda oynanacak bir oyun diye düşünüyorum. Bunun için de sizlere bunu bir sormak istedim. Hani bu kadar da şimdi gelelim bu oyunu nasıl indirip kurabilirsiniz. Benim telefonumda hafıza olmadığı için mecbur gittim bilgisayara kurdum abi. Sizlere de nasıl kurabilirsiniz onu anlatacağım. Oyunumuz açılmıyor diyenler varsa şöyle aç tuşuna basayım, direkt geliyor zaten. Gelmedi bu direkt. Tamam geldi abi. Okey. Ve şunu öneriyorum sizlere. Mesela birçok oyun oynuyorsunuzdur. LOL Mobile işte bu mesela falan çıkacak ya. Şuradan bunu da bir kapatabilir miyim bu arada? Vallahi şarkı dinlemek istemiyorum şu anda. Şimdi efendim ilk önce neler yapmanız gerekiyor? Gelelim o kısma. İlk önce buradan Panda VPN'i açıyorsunuz efendim. Bunu Play Store'dan kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Eskiden zaten VPN kullanan tayfa bilir. Bunun sayesinde kalıcı PUBG Mobile'de silah desenleri falan almıştık. Mesela ben K98 deseni almıştım. Falan filan bayağı bir şey var. Buradan aşağı kaydırıyorsunuz ve yukarı kaydırıp Singapur'u buluyorsunuz. Ve Singapur'u bulduk. Buradan Singapur 2, 1 fark etmez. Bir tanesine giriyorsunuz. Bir tane reklam izleyeceğim mecbur. O reklamı izlemeniz gerekiyor. Kaçtığınız kurtuluşunuz yok. Ve reklam bitirdik. Çarpıya bastık efendim. Burada tekrar Singapur 1'e basıyorum ben. VPN bağlansın mı falan diyor. Buna tamam deyip geçiyorum. Tamam. Okey. Ve şu anda bağlandı. Daha sonrasında ana ekrana gelip Play Store'unuzu açıyorsunuz efendim. Açtıktan sonra soldaki 3 çizgiye basıp buradan hesap kısmına geliyorsunuz. Siz de burada bir tane şey yazacak işte. Singapur'a geçmek falan istiyor musunuz falan istiyor musunuz? Buraya tıklayıp bir tane banka hesabı girmeniz gerekiyor efendim. Peki oraya banka hesabı gireceksiniz ama gireceğiniz banka hesabı fake olacak bu arada. Hani gerçek bir hesaba ait değil. Sadece hani Singapur adını doğrulamak adına bir hesap gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu ben o şu an bende gözükmediği için ben buradan göstereceğim. Ödeme yöntemlerine geliyorum ben. Burada kredi ve banka kartı ekliyorum. Hani siz orada direkt ekleyeceksiniz. Ben de gözükmediği için buradan giriyorum. O mantık düşünebilirsiniz bunu. Buraya geliyorsunuz efendim. Buraya geldiğinizde şimdi sizlere birkaç tane banka hesap şeyi vereceğim. Ve ben buradaki bilgileri şu anda doldurdum. Yukarıya kart numarası kısmına 4801 7698 7197 1639 yazıyorsunuz. Gün işte IYY olan kısmı 0725 yazıyorsunuz. CVC olan kısmı 656 yazıyorsunuz. Ve sizlere aşağıda bir tanecik posta kodu istiyor efendim. Posta koduna ise 546 080 yazıyorsunuz. Ve bunları yazdıktan sonra onaylıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Sizlere orada gönderdikten sonra bir tane hata verecek. Bu hatayı umursamayın çünkü o hatayı verse de vermese de sizlerin Play Store hesabı Singapur ülkesindeymiş gibi gözüküyor artık. Ve hani bu Singapur olduğu için mesela yeni çıkacak beta oyunlar olsun şey olsun, ilk hani dışarı ülkeye çıktığı için siz direkt hani Singapurlu hesabınızda bunları falan görebiliyorsunuz. Ve Wild Rift'te bunlardan biri mesela. Ve bunu yaptıktan sonrasında ise Wild Rift'te artık hani Play Store'a VPN'i kapatıp girebilirsiniz. VPN'i kapattıktan sonra buradan Wild Rift'ınızı indirin efendim. İndirip kuracağınız zaman da şey yapın, ilk önce oyunu açın. Hatta ben direkt sizlere şöyle göstereyim. Şimdi burası Panda VPN. Panda VPN'imi şöyle kapattım. Oyunumu açtım. Oyun başta bir açtığınızda dosya falan indirmek istiyor. Hani ben de direkt hızlı dolacak çünkü ben bir denedim. Hani olmasa şu anda sizlere bu videoyu paylaşmazdım efendim. Bunu böyle yapıyorsunuz, bekliyorsunuz falan filan. İşte girecek, dosya indirecek ve dosya indirdikten sonra ise bu oyunu sesli bir kapatacağım bu arada ben şöyle. Hani gelmesin bile. Oyunu sesli ayarladım ve böyle işte %100 falan dedi filan dedi, geldik.
Bu arada sizlere ben LOL oynayacaksanız, LOL mobilini oynayacaksanız Riot hesabı kurmanızı öneririm. Mesela ben Valorant oynadığım için benim işte Riot hesabım var. Buradan Riot'a geliyorsun, Valorant hesabına giriyorsun ve direkt oyun açılıyor. Fakat şu anda açılmayacak sebebi ise VPN kapalı. Dosya indirmesi için ilk önce VPN kapalı giriyorsunuz ve dosyaları indiriyor. Daha sonrasında ise Panda VPN'i açıyoruz, tekrardan oyuna tekrar giriyoruz. Ve bağlandı. Ben şuradan hemen oyunu açayım hızlı bir şekilde. Riot Games falan dedi filan dedi. Şu anda VPN ile oyunumuza giriyoruz bu arada. Çünkü hani daha oyun başka ülkelere çıkmadığı için şu anda Singapur'da var. Şu anda böyle yavaş yavaş da olacak ve oyunumuzu 300-200 ping arası oynuyoruz. Bana kalırsa şu an beta sürümünde olduğu için ping pek önemli değil. Zaten bu da Aralık'ta çıkacak. Şimdi buraya gelip ben Riot hesabımı yazacağım. Bu arada Google'a Riot yazarak efendim şey yapabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, Google hesabınızı bağlayacaksanız fake kurduğumuz Google hesabına bağlamayın. Facebook'a bağlayın ya da Riot Games'e bağlayın. Facebook'a da bağlarken eğer VPN'i açarsanız Facebook hesabınız kilitlenir, haberiniz olsun. Çünkü VPN açıkken siz mesela Singapur'dan bağlandığınız için Facebook kendini önermeye alıyor. Önerme diyorum, pardon. Önlemeye alıyor ve hani şey yapıyor, diyor ki sen Singapur'da olduğunu kendine kanıtla diyor. Öyle bir şeyler. Şartları kabul et dediğim şart falan filan dedi ve oyundaki isminizi sordu. Buraya istediğiniz ismi yazarak girebilirsiniz efendim. Şöyle YouTube selam yapacağım abi adımı. Confirm diyeceğim ve geç diyeceğim. Ve bağlanacağız. Bu kadar. Bence çok kolaydı diye düşünüyorum. Hani sizler de mesela beta sürümündeyken oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Böyle yükleniyor. Loading. Lol. Ve basic tutorial falan filan dedi. Yine yüzdelikler dolmaya başladı. Dolsun bakayım. Ve LOL açıldı abi. Bu arada ilk defa giriyorum. Sizlerle birlikte giriyorum. Bunu beraber deneyelim istedim bana kalırsa. Ve bayağı da güzel oldu. İyi ki de denemişsin abi. Böyle gel koşak falan filan diyor. Hadi gidelim bakayım nereye götürüyorsun bizi. Oo, direkt maçı aldı bu arada. Bu arada direkt maçı aldı. Ya zaten ben şey oynadığım için bunu hani az çok biliyorum. Siz söyleyin. Mobile Legends falan filan vardı. Bayağı bir oyun vardı. Ben bunları oynadığım için az çok LoL'ü de biliyorum. Zamanında bir 5-6 yıl önce Mobile Legends oynuyordum ben. Sonra işte bırak dedim falan. Ama bunun çıkması iyi oldu. Bence bayağı bir insanın bunu oynayacağını düşünüyorum. PUBG Mobile'a rekabet tutar mı? Tutabilir de belli olmaz. Ama bu şekildeydi efendim. Sizler de bu oyuna girip denemek istiyorsanız bu şekilde deneyebilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim. Aralık'ta oyun çıkacak. Hani isteyenler direkt Aralık'ta kendi oynayabilir. Hani Aralık'ta git direkt Google Play Store'dan da indirip oynayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. İster böyle deneyin, ister Aralık'ta oyun çıkınca oynayın. Kafanıza göre. Ama ben nasıl indirilir kurulur size onu anlatmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşürüz diyorum ve kaçıyorum. Bay bay. Wildrive'da da görüşebiliriz bu arada. Hiç bilmiyorum. Görüşürüz. Bay bay.